Ali Karahasanoğlu, Diyanet Başkanı Yetmez, Ayasofya'ya imamımız Bekri Mustafa deyin. 6 artı 1 bir birbirine benzemez, ne oldu da biz kazanamadık sorusuna cevap arıyorlar. Cevap basit. Yediniz de birbirine benzemiyor. En uçtaki PKK yandaşı HDP'de içinizde. Kürt vatandaşlarımızı toptancı bir bakış açısı ile terörist gibi gören ve faili meçhuller döneminde aktif rol oynayanların yoğunlaştığı iyi Parti de içinizde. Telekom'un Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu olarak gören Kemal Kılıçdaroğlu da içinizde. Yolsuzluk olarak gösterilen Telekom'un özelleştirilmesini Cumhuriyet tarihinin en akıllı işi olarak gösteren Ali Babacan da içinizde. Suriye'de 2010'da Esed'in gitmesi için kavgaya dahil olunmasını organize eden Ahmet Davutoğlu da içinizde. Esed milyonlarca vatandaşını katlettiği gerçeğine rağmen, bugün dahi o zalimin iktidarda kalması gerektiğini savunan CHP'de içinizde. 6 artı 1 masası için, kumar masası, diyen de içinizde. O masayı oturdukları yerden milletvekilliği kazanım alanı olarak görenler de içinizde. Somut zıtlıkları bir kenara bırakıp, bir üyelerini toplantıya dahi almadan, alamadan, 6 artı 1 masasının yaptıkları değerlendirme görüşmesinden dışarıya sızanları yorumlayalım. Millet İttifakı'na yakın çevrelerin aktardıklarına göre, 14 Mayıs başarısızlığın sebebi, 6 artı 1, Limasa'nın birbirine benzemez partilerden oluşması, seçmenin bunlara güven duymaması değil, Kılıçdaroğlu kazanırsa diyanet kapatılacak yönünde halkta bir kanaat oluşmasıymış buna ilaveten, PKK ile işbirliği yapılıyor, şeklinde seçmende bir kabul oluşması da ikinci sebep imiş. Stratejik Derinlik kitabının yazarı Ahmet Davutoğlu, Anadolu'ya çıkar, bir selam veririm, milyonlar arkama dökülür dedim, ama kendi memleketim Taşkent bile bana tokatı attı. Taşkent'i boş verin, kendi halam bile benim partimin ittifak yaptığı CHP'ye oy vermeyeceğini açıkladı ama. Ben yine stratejik derinlik içeren tezler hazırlamaya devam edeyim. Telif ücreti almadan ilk yapmamız gerekeni söyleyeyim, Diyanet İşleri Başkanı adayımızı açıklayalım, Diyanet kaldırılacak yalanını çürütmüş oluruz, demiş. Sanki ittifak yaptığı CHP'lilerin Diyanet ile kavgalı olduğu gerçeği yalan imiş. Sanki, ortaçağ kafası, diyenler CHP'nin özgür özelleri değilmiş. Sanki iki günde bir, Diyanet'in bütçesi bakanlıklardan fazla, diyen ve kısmaya çalışanlar CHP'li vekiller değilmiş gibi. 10 milletvekilliği yetmemiş, Diyanet İşleri Başkanı da bizim kafadan olsun uyanıklığı ile başkanlığa Ali Bardakoğlu'nu da önermiş, Ahmet Davutoğlu. Ali Bardakoğlu büyüğümüz, ismini zikretmemden rahatsız olmasın. Dün akşam saatine kadar, hassasiyet göstererek, benim ismim, siyasi tartışmalar ekseninde dile getirilmiş. Bu ülkede başörtü yasağını yıllarca genç kızlarımıza, kadınlarımıza reva gören bir zalim zihniyetin Cumhurbaşkanı adayının seçilmesi için, benim ismim kullanılmış. Ben bu tartışmalardan uzağım, demediği için. Ali Bardakoğlu ismini, yazımda geçirmiş oluyorum. Kimse kusura bakmasın. Yok öyle uyanıklık. Erdoğan'ın sırtından Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna oturup, Yüzlerce, binlerce hakareti Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yediğinde kendisine destek çıkan Tayyip Erdoğan yerine kendisine, makamına ve hayata hakim kılmak istediği ilkelere yönelik olarak hakaret üstüne hakaret eden CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilsin diye ortaya atılan Bardakoğlu Diyanet İşleri Başkanı olsun teklifini sessizlikle geçirmek kabul edilebilir bir şey değil. Hepimiz dürüst olmalıyız. Diyanet İşleri Başkanımız da, imamımız da, de. Söylediklerimizden de hesaba çekileceğiz. Söylemediklerimizden de. Bu çerçevede, Ali Bardakoğlu aleyhine daha ağır şeyler yazmak istemiyorum. Ama bu teklifin işe yaramayacağını, hem Davutoğlu'na, hem de onun şahsında 6 artı 1 ittifakına hatırlatmak için, Hodri Meydan, diyorum, isterseniz Ayasofya'ya Bekri Mustafa'yı imam atacağınızı da açıklayın, diyorum. Yetmez. İlahiyat mezunu olarak kendisini takdim eden, din kültürü derslerinde lise öğrencilerini zehirleyen, başörtü için ve dinin daha başka ne kadar emri var ise, hepsi için riyakarca sözler sarf eden Cemil Kılıcı da Sultanahmet Camii imamı yapacağınızı ilan edin. Yetmez gezicilerin yanında binbir rezilliğe İslam'ın onayı varmış gibi cevaz veren içkiyi birayı normalleştirip ama sıra dindarlardaki küçücük bir toza gelince cehennemden başlayıp ateşlerle tehdit eden İhsan Eli açıkada önemli camilerimizden birisini bulun. Başörtü farz değil, namaz zorunlu değil, önemli olan kalp temizliği diyenlerden seçin seçin, seçin Diyanet'in başkan yardımcılıklarına getirin. Yaşar Nuri Öztürk öldü, Zekeriya Beyaz öldü diye hayıflanmayın. Geziciler caminin kapısına dayandığında ikinci madımak olayı yaşanacak, yangın çıkacağından korktum. Ailemi alıp hemen kayınvalideme götürdüm çok korktum diyen ama gezicilere şirinlik yapıldığında büyük rantlar devşirildiğini görünce camide içki içildiğini görmedim diyen bunu söylediğinde dindar insanlar için bir tahkirat olmayacağını düşünerek yalan söyleyemem ifadesini de açıklamasına ekleyen sanki ona yalan söyle görmediğin halde içki içildiğini gördüm açıklaması yap diyen olmuş gibi algı oluşturan CHP'nin milletvekili adayı Fuat Yıldırım'ı da Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına getireceğinizi vaat edin Sonrasında, başörtü için, bir parça bez diyenleri, çul diyenleri de küçük camilere vaiz olarak atarsınız. Nur Sertiri, Necla Arat'ı unutmayın. Onları da yeniden, ikna odalarının başına getirirsiniz. Bizde zorlama yok. Biz ikna ediyoruz, der, kendinizi kamufle edersiniz. Öyle mi Davutoğlu? Öyle mi, Kandil'in tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık açık desteklediği halde, seçmendeki, PKK ile işbirliği yapıyorlar, tespitini, algı gibi göstermeye çalışan, 6 artı 1'in uyanık politikacıları.